Merhaba can dostlar, güzel insanlar. Direkt konuya giriyorum. Türkiye'de yaşayan Ceyhun adlı bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız geçen günlerde bir iki marketi dolanıp birkaç ürünün fiyatını çekmiş. O ürünleri bakın şöyle küçük bir kağıda yazdım. Hadi gelin biz de şimdi Almanya'da bir markete gidip o ürünlerin fiyatlarına bakalım. Lidl adlı marketimize geldik. Hadi o zaman karşılaştırma başlasın. Arkadaşlar cevizin kilosu 27 lira. Ceviz burada böyle paketli arkadaşlar. Bir pakette 200 gram var. Fiyatı da 2 euro. 100 gramı 1 euro olduğuna göre yani 1 kilosu 10 euro. Arkadaşlar fındığın kilosu 46 lira. Bir sürü fındık, fıstık, ceviz türü olsa da fındıklar ne yazık ki bitmiş. Onun için onları çekemeyeceğim arkadaşlar. Bir dahakine. Domates 9 lira arkadaşlar. Arkadaşlar domatesler böyle. Arasından beğendiğinizi, istediğinizi seçip torbaya doldurabilirsiniz. Ve fiyatı da gördüğünüz gibi kilosu 69 sent. Kırmızı biber 15 lira arkadaşlar. Şu biber 15 lira. Kırmızı biber. Böyle 500 gram paketlerde satılıyor arkadaşlar. Ve fiyatı 1 euro 29 kuruş. Ve gördüğünüz gibi 1 kilosu da 2 euro 58 kuruş arkadaşlar. Patates 2 lira arkadaşlar. Jetzt neu, hol dir das. Arkadaşlar. Patateslerimiz böyle yine filede satılıyor. Böyle buyurunuz. Bir filede gördüğünüz gibi 2,5 kilo var. 2,5 kiloluk bir filenin fiyatı 2 euro 29 sent. Aşağıda sağda yine görüyorsunuz. 1 kilosu da 92 sent arkadaşlar. 1 kilosu 92 sent. Limonun kilosu 6 lira. Limonlarımız böyle 500 gram filelerinde satılıyor. 500 gram filesi 1 euro 39 sent arkadaşlar. Aşağıda da gördüğünüz gibi 1 kilosu da 2 euro 78 sent. İtalyan muz var. 9 lira arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar muzlar. Burada da yine istediğinizi, beğendiğinizi, sevdiğinizi bir torbaya toplayıp sonra kasada ödeyebilirsiniz. Bu muzların fiyatı kilosu 1 euro 15 sent arkadaşlar. Elma. Lüks elma. Lüks elma dedikleri de yani 15 sene önce normal yediğimiz elma. Bugün artık lüks. Zenginler yiyebiliyor sadece. Normal bildiğimiz elma yani. Gördüğünüz gibi elmalar. Bu filede 2 kilo var. Ve fiyatı 1 euro 79 sent. Gördüğünüz gibi kilosu da 90 sent arkadaşlar. Kilosu 4 TL. Kilosu 4 TL. Karpuzlar. Das kannst du auch. Buyurun. Kilosu 99 sent arkadaşlar. Yan tarafta hatta şöyle karpuzlar var. Bunlar daha büyük. Bunları da daha yeni gördüm. Bunların da tanesi 9 euro. Artık tanesi kaç kilo gelir bilmiyorum ama 4 TL arkadaşlar. Bu da tatlı büyümüş.
Buyurun arkadaşlar, bu da şeker. Böyle bir kilo paketleri de satılıyor. Gördüğünüz gibi. Ve fiyatı da 1 kilo 69 sent. Tereyağı 25 TL arkadaşlar. 40 kuruş yani 40 sent olduğuna göre kilosu da 4 euro arkadaşlar. Beyaz peynir. Arkadaşlar altılı tuvalet kağıdı 15 TL. Tuvalet kağıdı 15 TL mi? Tamam. Sıçmanın bile ne parayla olduğunu biliyorduk da 15 TL nedir baba? Arkadaşlar 8'li tuvalet kağıdı buyurun. Fiyatı da 1 euro 95. 15 TL nedir ya? Buyurun. 8'li tuvalet kağıdı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ürünleri de fiyatları da gördük. Bir de size böyle bir final karşılaştırma tabelası hazırladım. Burada ürünler, burada miktar, burada Türkiye'deki fiyatlar, burada da Almanya'daki fiyatlar. Şimdi bazı kişiler belki diyecektir ki karşılaştırmak için ama Euro'yu Türk Lirası'na çevirmek lazım. Onu isteyen kendi yapabilir. Ama bu çok amatör ve yanlış bir yaklaşımdır. Döviz gözü ile bakmayın lütfen. Para birimi olarak bakın konuya. Bakın. Şuraya yazdığım gibi şu an Türkiye'deki asgari ücret 1400 TL. Almanya'daki asgari ücret 1400 euro. Yani Almanya'da yaşayan bir insan 1400 euro maaşı ile bu ürünleri bu fiyata alabiliyorsa o zaman Türkiye'de de 1400 TL kazanan bir vatandaş bu ürünleri TL olarak aynı fiyata alabilmeli. Bu arada sonunda Almanya'nın niye Türkiye'yi kıskandığını da çözdüm. Gittiğim markette fındık bulamadım. İyi mi? Bitmiş. Yoktu. Haftaya gelir dediler. Almanya Türkiye'yi bitmiş. Yoktu. Haftaya gelir dediler. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor arkadaşlar. Şaka bir yana daha ne diyebilirim ki? Gülsem mi, ağlasam mı?